Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir bol bol malzemeli iki sinip pizza yapacağım. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. Kasemin içerisine bir tane yumurtamı kırdım. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Şöyle bir çırptıktan sonra bir su bardağı suyumuz vardı. Suyumuz ılık bu arada. Onu da ilave edelim. Evet, yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Onu da ilave edelim. Bir küçük mayamız vardı. Evet, şöyle bir karıştıralım mayamızı da. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Onları da ilave edelim ve unumuzu azar azar ekleyelim. Şöyle güzel özlü bir hamur elde edelim. Unumu ölçtüm ben sizler için. 7,5-8 bardağı kadar un kullandım bu ölçümüze. Siz malzemelerimizi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ne kadar isterseniz o kadar pizza elde edebilirsiniz. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra ben tezgahımı alacağım tekrardan. Evet, her zaman olduğu gibi tezgahta özlü güzel bir hamur elde ediliyor. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumuz çok sert olmayacak arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında olduğunda yeterli olacaktır. Hamurumuzu toparlayıp tekrardan kasemizi alalım. Yumuşacık, elimize yapışmayan harika bir hamurumuz oldu. Kasemizi alalım, üzerini streçleyelim ve dolabımıza kaldıralım. Arkadaşlar ben bu hamurumu akşamdan yatmadan önce kahvaltıya yetiştirebilmek için yoğurdum. Ve dolabımda bütün gece beklettim. Evet, siz de öyle yaparsanız kahvaltınıza yetişebilir pizzanız. Üst malzemelerine geçelim. Kaşarım, salamım, sucuğum, domatesim, biberim, siyah zeytinim, mısırım var. Hepsini hazırladım. Şimdi hamurumuza bakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu şekilde kabarmış. Ve üzerinden streçini alalım. Şöyle bir de hamurumuz nasıl kabarmış ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, ipik ipik ayrılan hamurumuz şöyle bir toparladıktan sonra tezgahımı alacağım. Hamurumuzun altını hafif bir unlayalım ellerimize yapışmasın diye. Hamurumu ikiye böleceğim. İki tane kocaman pizzalar elde edeceğiz. Evet, bir bezimiz kenara alalım. Bir bezimiz şöyle yuvarlayıp açmaya başlayalım. Sinimizin büyüklüğü kadar açacağız arkadaşlar. Böyle küçük bir hamur açmayacağız. Sini doluları pizzalar yapacağız bugün sizlerle. Biraz böyle merdane ile büyüttükten sonra ben şimdi oklavamı alacağım her zaman olduğu gibi. Size bir merdane ile gösteriyorum, bir de oklava ile gösteriyorum. Evet arkadaşlar, oklavamı sardım, hamurumu açalım. Arkadaşlar bu hamurumuzdan çok çeşit pizzalar yaparız. Nasıl yaparız? Mandalina büyüklüğünde parçalarımızı kopartıp bezeler haline getirtip servis tabağı büyüklüğünde açarsanız küçük küçük pizzalar elde edebiliriz. İsterseniz de aynı şekilde yapıp buzluk kısmında dondurup üzerine streçleyip istediğiniz zaman da çıkartıp pizzalar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben hamurumu açtım. Hamurumu biraz büyük açtım. Neden büyük açtım? Hamurumuz piştiği zaman ortaya toplanmasın diye şöyle kenarları hafiften çıkartıyorum. Bir parmağımla düzletip, evet bu şekilde arkadaşlar, ortaya da hafif topladıktan sonra kabardıkça sinimizin kenar kısımları boş kalmayacak. Evet arkadaşlar, birinci sinimizi kenarımıza aldık. Şimdi ikinci sinimizin hamurunu açalım. Evet, bu sefer oklavayla başladım. Merdaneyi bıraktım şöyle kenara.
Her zaman dediğim gibi ben oklavayı daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu büyüklükte olacak. Onu da oklavama sarıp sinime yerleştiriyorum. Demin de dediğim gibi şöyle kenarlarını ortaya hamurumu bir güzel yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pizzamızı bir 15-20 dakika tepsi mayası verelim. Biz bu arada sosunu yapalım. Bir tatlı kaşığı domates salçam vardı. Bir tatlı kaşığı da biber salçam vardı. Yarım su bardağı suyla şöyle salçamı bir güzel açtıktan sonra fırça yardımıyla pizzamın üzerine sürelim. Kabarcıklarını da gösteriyorum arkadaşlar. Sinimizin içerisinde böyle balon gibi kabarcıklarımız oluştu. Evet. Sosumuzu sürdükten sonra salamlarımıza başlayalım. Ben böyle küçük küçük salamlarımı kestim. Her tarafına gelecek şekilde salamlarımı serptikten sonra şimdi biberlerimi serpelim. Sonra sucuklarımızı serpelim. Elinizde ne malzeme varsa da onlarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde vardı bu malzemeler. Ben bunları kullanmak istedim. Siyah zeytinimi de serpelim. Mısırımızı da serpelim. Arkadaşlar ben bu malzemelerin yarısını bu sinimize, yarısını öbür sinimize bıraktım. Yarı yarıya böldüm malzemelerimi. Şimdi domatesimizi de serpelim. Fırınım bu arada ısınıyor. 200 dereceye ayarladım fırınımı arkadaşlar. Pizza olduğu için sıcak kızgın fırına gönderip 15 dakika pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, iki koca sini pizzamız pişmeye hazır. İki sinimizi aynı anda kızarttım ben. Altlı üstü olacak şekilde. Ve pizzamızı çıkartıp kaşarımı üzerine serpip tekrardan fırına göndereceğim. Şöyle 1-2 dakika fırında kalacaklar. Ve çıkartacağız. Ve pizzalarımız pişti. Çok da güzel oldular. Arkadaşlar, evet, tam sinimizi 3 eşit parçaya böleceğim. Yine pizza dilimi gibi çapraz çapraz keseceğim. Böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar, pizzamızı da bir çıkartalım, bir görelim şöyle. Tadına, görüntüsüne doyulmayacak bir pizzalar elde ettik. Pizzamı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.